30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imzalanmıştır ve anlaşma gereği Medine'nin 48 saat içinde düşmana teslim edilmesi gerekir. Beyninden vurulmuşa döner Fahrettin Paşa. Haberi önce kimseye söylemez ama kötü haber çabuk yayılır. Askerin morali bozulur ama o yüreğinin sesine kulak verir. Ve askerini Hazreti Peygamber'in kabri önünde toplar, onlara seslenir. Ey insanlar! Malumunuz olsun ki yiğit ve kahraman askerlerim. Bütün İslam'ın sırtını dayadığı yer, manevi gücün desteği olan Medine'yi son fişengine, son damla kanına, son nefesine kadar korumaya ve savunmaya memurdur. Bu asker Medine'nin enkazı ve nihayet Ravza-i Mutahhara'nın yeşil türbesi altında kan ve ateşten dokunmuş bir kefenle gömülmedikçe Medine-i Münevvere Kalesi'nin burçlarından ve yeşil kubbesinden al sancağı alınmayacaktır. Ey Osmanlı ordusunun yiğit subayları! Ey her cenkte cihanı tir tir titretmiş yiğit Mehmetçiklerim! Gelin hep beraber Allah'ın ve işte huzurunda huşu ve aşk içinde gözyaşları döktüğümüz Peygamber'in karşısında aynı yemini tekrar edelim. Ve diyelim ki, ya Resulallah, biz seni bırakmayız. Fahrettin Paşa son cümlesini gözyaşları içinde söyler. Birden Medine'de sanki gök gürler, yer yerinden döner. Askerin tekbir sesleriyle sarsılır peygamberin kenti. Bu aşk ve şevkle tam 70 gün daha savunur Osmanlı askeri Medine'yi. Mondros mütarekesine rağmen düşman kutsal kente sokulmaz.